Bu videoda yeraltı açıklıklarında yenilme ve plastik bölge oluşumu konusuna değineceğim. Plastik bölge dediğimiz konu yer altında açıklıklarındaki yeraltı açıklıkları etrafındaki kırılmaların yaşandığı, çatlamaların, kırılmaların yaşandığı bölgedir. Bu kırılmaların yaşanması için etkenler tabii birincil ve ikincil gerilmelerdir. Daha doğrusu ikincil gerilmeler zaten birincil gerilmelere bağlı değişkenlerdir. Ayrıca yeraltı açıklıklarının kesit geometrisi, büyüklükleri, kesit büyüklükleri ve kaya kütle dayanım değerleri burada belirleyici unsurlardır. Bunlarla ilgili yer altındaki oluşan işte ikincil gerilmeler konusunda bir videoyu YouTube'da paylaşmıştım. Arazide gerilme durumları adı altında. Bundan bir önce eklediğim videolardan biriydi. Şimdi plastik zon üzerine biraz duracağım bu videoda. Dediğim gibi bir ikincil gerilme konusu önemli burada. Kazı öncesi oluşan birincil gerilmeler arazide ikincil gerilmeler şeklinde bir tetiklenme ve değişim yaşıyor. Yani birincil gerilmelere bağlı olarak da ikincil gerilmeler oluşuyor. Yani kazı öncesi ve kazı sonrası arazideki gerilme durumları değişiyor. Biz yer altında bir kazı oluşturaraktan, bir boşluk oluşturaraktan yer altındaki aslında gerilme dağılımlarını değiştiriyoruz ve yeraltı açıklıklarımızın etrafında belirli bir mesafeye kadar bu ikincil gerilmelerin etki ettiğini, kazı sebebiyle oluşan ikincil gerilmelerin etki ettiğini söylememiz mümkün. İşte bu ikincil gerilmeler kaya kütlesinin dayanım değerlerini aşıyor ise o noktada kırılma ve plastik zon oluşumu, bir yenilme bölgesinin oluşumundan bahsedebiliriz. Kazı öncesi birincil gerilmeler farklı doğrultularda düşey ve yatay bileşenlere sahip olarak mevcuttur. Burada farklı doğrultularda olabilir majör ve minör asal gerilmeler. Bu da tamamen işte arazideki artık jeolojik koşullara bağlıdır. Dediğim gibi arazide gerilme durumları konulu başlıklı videomda da aslında bunlara değinmiştim. Hatta ben bu video açıklama kısmını aşağıdan o videonun linkini de vereyim ki belki isterseniz o videoyla bu videoyu beraber izlediğiniz zaman konular daha iyi birbirini tamamlar. Şimdi birincil gerilme değerlerine bağlı olaraktan ikincil gerilmeler oluşuyor. Bir açıklık etrafında ikincil gerilmeler biz olarak teğetsel ve radyal gerilmeleri görüyoruz. Teğetsel ve radyal gerilmeler dışında bir de ikincil olarak oluşan makaslama gerilmeleri söz konusudur, vardır. Yani birincil gerilmeler kaz öncesi arazideki normal gerilmeler, arazideki kaz öncesi arazideki sahip olunan gerilmeler, bunun bir diğer ismi, bu birincil gerilmelerin bir diğer ismi bakir gerilmelerdir. İngilizce'de de in situ stresses olarak geçer. Kazı yaptıktan sonra kazı açıklığının cidarına paralel olarak teğetsel ikincil gerilmeler ve kazı yüzeyinin cidarına dik olarak radyal ikincil gerilmeler oluşur. Bir de aynı zamanda ikincil makaslama gerilmeleri oluşur. İşte bu kazı sonrası değişen gerilme dağılımları ve oluşan ikincil gerilmeler plastik zon oluşumunu tetikler. Şöyle bakalım. Kazı cidarında radyal gerilmeler bir önceki videoda bahsettiğim gibi eğer tünelde stabilite sağlanmışsa ve yani tünel takimatsız olarak kendi kendine stabiliteyi korumuşsa radyal gerilmeler sıfıra eşit oluyor. Tam cidarda. Ama eğer
stabilite sağlanmayacaksa, takimat basıncı gerekiyorsa, o zaman takimat basıncına eşit oluyor cidarda radyal gerilme değerleri. Şimdi burada baktığımız zaman, tünelde ilk kazdığımız zaman tam cidarda da teğetsel gerilmelerin en yüksek seviyede olduğunu görürüz. Teğetsel gerilmeler tam kazı cidarında en yüksek değerlerine sahip olur ve kazı sınırından kaya kütlesi içine doğru derinleştikçe bir süre sonra bu değerler düşerek normal arazinin birincil gerilme değerlerine eşitlenir. Yani ikincil gerilme değerleri kazıdan belirli bir seviye uzaklaştıktan sonra tekrar gerilme dağılımlarının birincil gerilmelere eşit olduğunu, yani ikincil gerilme oluşumlarının tünel etrafındaki belirli bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu videoda burada şimdi plastik şimdi bölge yok ise şöyle maksimum değerini alıyor ve azalıyor teğetsel gerilimler. Burada teğetsel gerilimlerinin plastik bölge oluşum durumunda aslında maksimum gerilimlerini elastik plastik zon sınırında aldığını görüyoruz. Yani tam bu kırılma olan bölgede teğetsel gerilimlerde bir azalma olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni şu. Buradaki gerilme ve oluşan enerji, ikinci gerilimler sebebiyle oluşan enerji burada kırılmalara yol açtığı için burada artık o gerilme bu plastik zondaki kırılmalara ve çatlamalara yol açtığı için artık bu burada sönümlenir belli bir miktar. Daha sonra tekrar elastik ve plastik bölge sınırına gelene kadar artar. Artık öyle bir gerilme seviyesinde vardır ki artık kaya kütle dayanım değeri bu gerilmeye maruz kaldığı zaman kırılmaz, yenilmez. İşte buradan sonra artık daha cidara daha uzak mesafelerde yenilme olmayacağı için tekrar teğetsel gerilmeler bu bölgeden uzaklaştıkça, şu mesafe olarak uzaklaştıkça azalmaya devam eder. Kırılma olmuyorsa maksimum en cidarda oluyor. En yüksek teğetsel gerilme şu cidarda oluyor. Eğer kırılma oluşumu varsa, yani plastik bölge oluşumu var ise, yani yenilme bölgesi şurada oluşuyor ise, bu yüzeydeki daha önce oluşan, şurada aslında yüksek gerilmeler öncesinde daha yüksekti. Ama bu kırıldıktan sonra bu bölgeye gerilmeler enerji harcaması sebebiyle şuraya biraz düşüyor. Sonra bu neden şuraya doğru yükseliyor tekrar? Çünkü en sık kırıklanma, en sık çatlakların oluştuğu yer cidardır. Cidardan içlere doğru gittikçe buradaki kırıkların ve çatlakların sıklığı azalarak gider. Elastik zon ve plastik zon geçişinde aslında kırıklar, çatlaklar daha azalır. Cidarda daha sık kırılmalara, çatlamalara yol açar bu teğetsel gerilimler. O yüzden cidardaki oluşan teğetsel gerilimlerin bakın daha çok kırıklanmaya ve daha çok kırılarak enerjisini tüketmeye yaşanması, bu durum yaşanması sebebiyle bakın cidarda daha az teğetsel gerilimler oluyor. Kırıldıktan sonra, plastik zon oluştuktan sonra, plastik zon oluşmadan önce maksimum zaten teğetsel gerilmenin tünel cidarında olduğunu söylemiştik. Burada plastik bölgede kendi içerisinde işte daha çok sık çatlaklı olur, daha az çatlaklı olur. Yani cidara geldikçe daha sık çatlamalara sebebiyet verir. Gerilme kontrollü bu çatlamalar, ikincil gerilmelerin sebep olduğu çatlaklar ve kırıklar tam tünel cidarında daha sık oluşur. Plastik zondan elastik zona doğru ilerledikçe daha çatlaklar daha az sıklıkla oluşur. Ve plastik zon oluşuyorsa plastik zon ve elastik bölge sınırında tam elastik zona geçtiğimiz yerde tekrar burada TSA gerilmeler maksimum değerine ulaşır ve belirli bir miktar uzaklaştıktan sonra artık normal sigma, yani arazideki gerilme koşulları durumuna tekrar sahip olabilir. Yani ikinci gerilimlerin bir etki alanı vardır. Bu etki alanı da artık tünel kazısından belirli mesafe uzaklaştıktan sonra artık son bulur ve tekrar gerilmeler birinci gerilimlere daha uzaklarda eşit olur. Oluşan plastik bölgenin geometrisi neye göre değişir? Buradaki belirleyici unsurlardan başında gelen şey K oranıdır. K oranı neydi? K oranı arazideki yatay gerilmelerin düşey gerilmelere olan oranıdır. Birincil yatay gerilmelerin birincil düşey gerilmelere olan oranına K oranı diyoruz. K oranına bağlı olaraktan plastik bölgenin geometrisi ve oluştuğu lokasyon değişir. K oranı birden küçük
olduğu zaman, yani düşey gerilmelerin majör gerilmeler olması durumunda, düşey birincil gerilmelerin, kaza öncesi institü gerilmelerin, bakir kaza öncesi gerilmelerin, düşey olan bileşeninin düşey gerilmelerinin majör olması durumunda, yani yatay gerilmelerden büyük olması durumunda, yani yatay gerilmelerin düşey gerilmelerden küçük olması durumunda, yani K oranının birden küçük olması koşulunda, bakınız plastik zon tünelin yan cidarlarında oluşuyor. K oranı birden büyük olursa bu tavan ve taban bölgesinde plastik bölgesi oluşmaya başlıyor. K oranı birden büyük olursa, K oranı pardon, 1'e eşit olursa, K oranı 1'e eşit olursa plastik zon, plastik bölge tavan, taban ve yan duvarlarda aynı kalınlığa sahip oluyor. Şimdi çok yüksek arazi gerilmeleri olursa, yani ve buna bağlı olarak da çok yüksek ikincil gerilmeler oluşursa, K oranı birden küçük olması durumunda da tavan taban bölgesindeki plastik zon oluşumunu görebiliyoruz. Ama dediğim gibi K oranı birden küçük olması koşulunda tünelin yan cidarlarında plastik bölgenin daha kalın olduğunu görüyoruz. K oranı birden büyük olması durumunda yine arazi gerilmeleri fazlaysa burada yanlarda da plastik bölge oluşur ama K oranı birden büyük olduğu için birinci yatay gerilmelerin düşey gerilmelerden daha yüksek olması sebebiyle buradaki K oranının birden büyük olması sebebiyle plastik bölgenin tavan ve taban bölgesinde daha yüksek değerlerde, daha yüksek kalınlık değerlerine sahip olduğunu, daha derinleştiğini görebiliyoruz. K oranı çok yüksek olduğu durumlarda, K oranı 2'den yüksek olduğu, 2,5, 3 gibi değerler aldığı, K oranı çok yükseldiği, yani yatay gerilmelerin çok yükseklerde, yüksek seviyelerde olması durumunda, şöyle elipsoidal değil de şu şekilde omuzlardan maksimum derinliğe sahip olabilecek şekiller verdiğini görebiliyoruz. Ancak her halükarda K oranı birden büyükse tam şu tavan ve taban bölgesindeki plastik zon kalınlığının yan cidarlara kıyasla daha derinleştiğini görebiliyoruz. K oranı yüksek birden yüksek olduğu zaman her durumda K oranı birden yüksek olduğu zaman plastik zon kalınlığı tavan ve taban bölgesinde yan duvarlardaki olduğuna kıyasla daha derinleşir. Daha kalın bir plastik zon bölgesi görülür. Bu şekilde de görüldüğü üzere. Bakın burada bir numerik modelle yapılan bir çalışmada örneğin K oranı 2 tam 2'ye eşitken oluşan bir ters U kesitli bir açıklıkta örneğin oluşan bir plastik bölgenin sınırı örneği görülüyor. Oluşan ikincil gerilmelerin kaya kütlesi dayanım değerlerini aştığı bölgelerde yenilme oluşuyor. Bu yenilme bölgesinde de biz plastik zon diyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi. K oranı büyük bir olduğu zaman, K oranı birden büyük olduğu zaman tavan ve taban bölgesinde bu bölgenin derinleştiğini görebiliyoruz. Tabi burada kesit şekli de önemli. Kesitin hangi şekilde olması da plastik zon geometrisini etkileyebilir. Bu anlamda şu an günümüzde kullanılan farklı numerik modelleme programları ile bu anlamda iyi analizler yapılabilmekte. Bir diğer örnek, K oranı 0,5'e düştüğü zaman bakın bu sefer tavan taban bölgesi değil, yan cidarlarda plastik zon oluşumunu görüyoruz. Eğer gerilmeler çok artmış olsaydı bu örnekte, belki tavan ve taban bölgesinde de plastik zon oluşabilirdi. Bu da şuna bağlı, arazideki birincil gerilmelere bağlı ve kaya kütlesinin dayanım değerlerine bağlı. Ama burada mesela tavan ve taban bölgesinde kırılacak bir gerilme yok. Sadece plastik zon oluşmuş ama yan cidarlarda oluşmuş. Ancak gerilme daha çok yüksek olsaydı, kaya kütlesi dayanım değerlerinin daha çok aşılması durumunda burada tavanda da plastik bölge oluşumu görülebilirdi. Ancak K oranı birden küçük olduğu için yan cidarlardaki plastik bölgenin kalınlığı her zaman daha yüksek olacaktı. Şimdi tünel kazısı ilerledikçe belirli bir etki alanı var. Biz şurası tünel aynasındaki kazı bölgesi olarak düşünürsek, şimdi şöyle mesela tünel yeni bir kazı yapıldığı zaman onun tünelin hangi mesafesinde kadar etkili olduğu önemlidir. Yani bu oluşan plastik bölgenin artık
hangi maksimum çıkan gerilmeler sonucunda, maksimum değerlerinde çıkması sonucunda o gerilmelerin oluştuğu noktasında önemlidir. Bakın burada tünel ilerliyor. Mesela tünel çapının hemen mesela bir katı kadar gerisine gittiğiniz zaman gerilmeler daha tam maksimum seviyeye ulaşmamış ikinci gerilmeler. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir kazı yaptığınız zaman mesela şu konumda yeni bir kazı yaparsanız tüneli ilerletirseniz gerilmeler artacaktır. Yani öyle bir uzaklık var ki tünel aynasına yani kazı yapılan ortama belirli bir mesafe uzaklıktaysanız artık yapılan yeni kazılar sizin ortamınızdaki gerilme değişimini etkilemiyor. Bu da genelde yine kaya kütlesinin Poisson oranına bağlı olarak ve K oranında tabi burada etkili bir parametre. Kaya kütlesinin özelliklerine bağlı olarak genelde tünel çapının 2 ila 3 katı kadar gerisinde kaldıktan sonra yapılan yeni bir ilerleme, yeni bir kazı neticesinde bulunduğumuz o konumda gerilme artışı olmuyor. Oluşan gerilimler zaten oluşmuş oluyor. Mesela şu alanı düşünün. Şurada bakın tünelde kazı yapılan alanın örneğin 5 katı kadar tünel çapının 5 katı kadar mesafedesiniz kazı yapılan aynaya. Şimdi şurada durduğunuzu varsayalım. Bu dururken tünel kazısında yapılan yeni bir ilerleme artık sizin bulunduğunuz konumda yeni bir gerilme artışına sebebiyet vermez. Çünkü siz artık tünel kazısının etki alanından çıkmışsınızdır. Tünel kazısının yapılan tünel kazısının yapıldığı tünel aynasının 2 ila 3 tünel çapının 2 ila 3 katı kadar mesafesi gerisinde kaldıktan sonra artık yeni bir kazı sizi etkilemiyor. Yani onun bir etki alanı var. Oluşan ikinci gerilmeler oluşumunu artık tamamlıyor. İlerledikçe de ilerleyen bölgelerde bu gerilme, ikinci gerilme oluşumları devam etmektedir. Şimdi gerilme hep böyle gerilme dedik. Yani yer altındaki duraysızlık yaşayan o bölgenin hep böyle ikinci gerilimlere bağlı olarak oluştuğu üzerinden bir takım anlatımlar yaptık. Ama bazı durumlarda da yapısal gerilme kontrolü değil de yapısal kontrol duraysızlıklar olabiliyor. Bu da şundan dolayı kaynaklanıyor. Sizin zaten kazı yaptığınız kaya kütlesi içerisinde var olan kaza öncesinden var olan süreksizlikleriniz dolayısıyla ve yer çekimi kuvvetinin etkisi altında o süreksizlikler gevşeyerekten blokların düşmesi yaşanabiliyor. Örneğin şurada low institute stress dediğimiz düşük birincil gerilme koşullarında bakın şurada tavandan düşme oluyor. Burada gerilme kontrollü bir plastik zon oluşmadığı için tabanda ve yan cidarlarda bir şey yok. Yeni bir kırılma yok. Burada düşük arazi gerilmelerinde yaşanan yapısal kontrol duraysızlıklarda arazideki var olan çatlaklar, süreksizlikler, var olan kırıkların yüzeylerindeki gevşeme, yer çekim kuvveti ve o blokların ağırlığı sebebiyle yaşanan gevşeme neticesinde de duraysızlıklar olabilir. Buna yapısal kontrollü duraysızlıklar diyoruz. Ya da gerilme kontrolü, az önce anlattığımız gibi oluşan ikinci gerilmelerin kaya kütlesi dayanım değerlerini aşması sebebiyle oluşabilecek gerilme kontrolü duraysızlıklar olabilir. Mesela bakın burada da birazcık daha orta seviyede değerler yükseldiği zaman mesela düşük arazi gerilmelerinde bakın plastik zon yok şu örnekte. Şu örnekte mesela bakın plastik zon yok. Ama bakın şurada artık arazi gerilmeleri yükselmeye başladığı zaman plastik bölge kırılma bölgesi oluşuyor. Yeni kırılmalar yaşanabiliyor. Yani bu da gerilme kontrolü plastik zon oluşumudur. Şimdi bu örnekte bir de majorasal gerilme ve minorasal gerilme tam yatay ve düşeyli değil, belli bir açıda geliyor. Bazı arazide majör ve minor birinci gerilmelerin doğrultuları tam yatayda ve tam düşeyde olmayabilir. Bunlar böyle açılı gelebilir. Mesela burada tam böyle majorasal gerilmenin, majör birinci asal gerilmenin şu şekilde işte yatayla yaklaşık işte 35-40 derece yapacak şekilde geldiğini görüyoruz. Ve burada bakın buna tam dik koşullarda bu gelen birinci gerilmeyi dik olarak şu altı üstte şu kısımlarda bakın plastik bölge oluşumunu görebiliyoruz. K oranı birden küçük olduğu zaman K oranı birden küçük olduğu zaman düşey gerilmeler majör gerilmeler olduğu için yan cidarlarda yani düşey gerilmeleri dik doğrultudaki yan cidarlarda maksimum ikinci gerilimler oluşuyor ve o bölgede plastik zon oluşumu var. Burada da bakın açılı gelmiş. Buna bağlı olaraktan tam o da ona dik gelecek şekilde plastik bölge oluşumu var şu örnekte. Şimdi bloklu olması durumunda hem yüksek arazi gerilmeleri var hem blok var. Bu durumda
Burada blokların kendi hareketleri gevşemesinin yanı sıra bir de kaya malzemelerinin içerisindeki kırılmalar. Yani var olan süreksizliklerin gevşemesi, yapısal kontrol, dolaylı ek olarak bir de yüksek arazi gelinleri olursa burada ekstradan kırılmalar da oluşabiliyor. Mesela şuraya bakın, yüksek arazi gelinlerinde bakın plastik bölge hiç çatlak yokken de büyümüş. Çatlak olan bölgelerde de yani kırıklı çatlaklı bölgelerde kaya kütleleri içerisine gittiğimiz zaman yine çatlakların dışında içerideki kaya malzemelerinde de kırılmalar olduğunu görmüşüz, görüyoruz. Çok süreksiz olduğu zamanlarda da yine de artık burada yüksek gerilimler olduğu zaman süreksizliklerin kendi deformasyonlarını yanı sıra bir de çatlamalar ile oluşan bir takım işte plastik bölgeler söz konusu oluyor. Şimdi burada yani ya sağlam bir zemin yüksek bir gerilme koşullarında tamamen gerilme kontrolü olabilir veya çok süreksizlik içeren düşük arazi gerilmesi ama yer çekim kuvveti etkisi altında blokların gevşemesi şeklinde yapısal kontrol rahatsızlıkları olabilir. Veya birçok zaman her ikisinde hibrit olduğu durumlar olabilir. Yani hem gerilme kontrol yeni kırılmalar hem de süreksizliklerin yapısal kontrol olarak gevşediği bunları beraber hibrit olarak yaşanabildiği bir takım rahatsızlık koşulları oluşabilir. Biz eğer böyle sürekli ortam olarak kabul edebileceğimiz ortamlarda çalışma yapıyor isek, numerik model yöntemlerimiz içerisinde sonlu elemanlar veya sonlu farklar yöntemini kullanabiliyoruz. Sonlu elemanlar, sonlu farklar yöntemi de şu şekilde, ortamı biz yapay olarak elemanlara bölüyoruz. Bu elemanlar sınırlarını dikkate alarak bir takım diferansiyel denklemler çözülerek buradaki bir takım deplasman ve gerilme dağılımı analizleri yapılabiliyor. Bu sonlu elemanlar ve sonlu farklar yönteminde ortamı sürekli ve homojen kabul edebiliyoruz. Ancak bloklu ortamları modellemek için yani sürekli olmayan şu şekilde tane tane blok blok ortamları modellemek için kullanmış olduğumuz ayrık elemanlar yöntemleri var. Burada hem bu blokların süreksizliklerindeki davranışlar incelenebiliyor. Çünkü burada her bir blok bir eleman ve bu bloklar birbirinden bağımsız hareket edebilen elemanlar. Burada bir süreksiz ortamlar var. Yani devamlı kesik kesik birbirine devamlı kontak halinde bulunan parçalar var. Bu tip ayrık elemanlar konusunda analiz yapan numerik model yöntemleri var. Bir de her ikisini de yapan hibrit yöntemler var. Ne gibi? Yani hem süreksizlikleri tane tane olarak parçaları tanımlayan süreksizliklerdeki gerilme analizlerini yapan aynı zamanda da o süreksizliklerin arasında bulunan kaya malzemesi içerisindeki gerilme dağılımlarını da analiz yapabilen yani hem sürekli ortamı hem süreksiz ortamı beraber analiz yapabilen hibrit numerik modellemeler de var. Günümüzde de bu konular hızlı bir şekilde gelişmektedir kaya mühendisliği açısından. Şu resmi buraya koymamış olmamın sebebi de bu da çok önceki zamanlardan beri bilinen yapısal olarak gevşemenin bir gösterimidir. Bu 1910'lu yıllardan beri bilinen aslında ilk Pierre Baumer'in ortaya koyduğu bir yaklaşım. Eğer süreksizlikleriniz çoksa süreksizlikleri içeren parçalı bir kaya kütlesi içerisindeyseniz kırıklarınız sıksa süreksizlikleriniz varsa çok yüksek arazi gerilmeniz olmasa bile sadece şu yer çekimi kuvveti etkisinde sadece şu tünelin üstündeki bölgenin kendisinin yapısal olarak gevşemesi, süreksizliklerin gevşemesiyle bir ölü yük oluşturan ve bunun gevşemesine müsaade ettiğiniz zaman bu ölü yük oluşturan bir yük bölgesi oluşuyor. Bu bölgede taban, Pierre Baumer'e göre tabandan 45 artı fi bölü 2 ile yükseliyor. Daha sonra yukarıda bir kubbe oluşturaraktan şu yukarıda kendini kemerliyor ve bu kemerleyen bölgenin altında kalan bölgenin yükü de tahkimata etki ediyor ve eski geleneksel tahkimat uygulamalarında da tahkimatın bu ölü yükün bölgesini tamamen taşıması isteniyordu. Ama artık geleneksel anlayıştan çıkarak modern tahkimat anlayışında biz artık bu gevşemelere müsaade etmeyerekten kaya kütlesini kendisine taşıttırmayı hedefliyoruz. Ancak her halükarda hem gelenekselde hem modern tahkimat anlayışında tahkimat tasarımımızı belirleyen şey plastik bölgenin hangi kalınlıkta olduğudur. Hangi kalınlığa kadar, hangi derinliğe kadar plastik bölgenin devam ettiği bizler tahkimat tasarımı için ilk olarak dikkate alacağımız parametrelerden biridir. Plastik bölgenin sınırlarına yönelik
Şu an bu video kapsamında olmadığı için çok detaylarına girmedim. Ancak numerik analizler yapılabilir. Numerik analizlerin yanı sıra analitik çözümlemelerle de plastik bölgelerin kalınlıkları hangi bölgede hangi kalınlığa kadar çıkabiliyor? İşte tavan ve taban bölgesindeki veya işte yan cıvılardaki hangi derinliğe kadar ulaşabiliyor ve bunun geometrisi nedir konusunda analitik çözümlemelerde vardır. Analitik çözümlemeleri kullanabileceğimiz kesit şekilleri genelde yaygın bilinen işte ya kare kesitlidir ya işte dairesel kesitli gibidir. Farklı alışılmış dışındaki bir takım yeraltı açık kesitlerini çalışacak olursak analitik çözümlemeler bunlarla ilgili pek yaygın kullanılanları yok. Yani genelde yaygın kullanılan analitik çözümlemeler genelde işte sık kullanılan işte dairesel kesitli tüneller için geliştirilmiştir. Ama numerik modellerde çok farklı kesit şekillerini analiz edebiliyoruz. Analitik yöntemlere örnek olarak burada Yan ve Xiao'nun 2010 yılındaki bir yaklaşımını görüyoruz. Şimdi bu video kapsamında olmadığı için çok detaylarına girmeyeceğim ama burada sonuçta bir şey yani farklı konumlara göre işte hangi mesela teta açısında işte hangi tünel çapında A, K oranı zaten arazideki bir şeydir bu. Arazideki zaten K oranıdır. Az önce bahsetmiş olduğumuz yatay gerilimlerin, düşey gerilimleri olan oranı, birinci gerilimlerin. Bu değerlere bağlı olarak da işte RP hesaplanıyor. RP de bu da plastik zonun, plastik bölgenin çapı oluyor. Şimdi bu videoda ezberlenmesi zaten amaçlanmıyor ve çok detaylarına girilmesi amaçlanmıyor ama merak edenler için buraya da bir kaynak ismi verdim. İnceleyebilirsiniz detaylarını. Tarafından ve Ayhan Kesimal ve Rohal Hasanpor tarafından 2015 yılında Geomechanics and Engineering dergisinde 8. cilt ve 783-799. Sayfalarda In-situ Horizontal Stress Effect on Plastic Zone Around Circular Underground Openings Excavated in Elastic Zones başlıklı elastik kayaortamlarında kazılan ve dairesel kesite sahip tünellerin işte bu HB dediğimiz tavan bölgesi doğrultusunda, VP dediğimiz yatay doğrultuda, yan cıvılar doğrultusunda plastik bölgenin hangi kalınlıklara kadar devam ettiğine yönelik işte K oranlarına bağlı, işte kaya kütle dayanım değerine, düşey birinci gerilimlere bağlı ve çeşitli işte etki oranlarına bağlı olarak hesaplayabileceğimiz plastik bölgesi kalınlığını hesaplayabileceğimiz bir yaklaşım mevcut. Dediğim gibi bu konuda analitik yaklaşımları merak ederseniz yani bu denklemlerin türetilmesi konusunda da ilgi duyuyorsanız bir kaynak burada paylaştım. Bu kaynakları kendiniz de çoğaltabilirsiniz. Literatürde farklı kaynaklar var. Burada belirtmek istediğim şey yani analitik yöntemlerinde şu an hala yaygın olarak kullanılması durumudur. Zaten duraylılık ve duraylılık ve tahkimat tasarım konusunda analizler yaparken numerik modelleme, analitik çözümleme aslında kullanılıyorsa beraber kullanılmalıdır. Aslında ek olarak ampirik yaklaşımlar da kullanılmaktadır. Ampirik yaklaşımları daha sonraki videolarda detaylarını ifade etmeye çalışacağım. Bunlar kaya kütle sınıflandırmalarına yönelik görgül yaklaşımlardır. Bu kaya kütle puanlarına yola çıkarak mesela RMR gibi, Q gibi, işte RMQR gibi farklı kaya kütleleri değerlendirmeleri ve sınıflandırmalarından sonra bir takım tahkimat önerileri abaklarından yola çıkarak tahkimat tasarımı da yapılabiliyor. Bunu biz ampirik kaya kütle puanlarına bağlı ampirik görgül yaklaşımlar diyoruz. Bir de fiziksel modellerle bir yeraltı açıklığını fiziksel olaraktan bir modelini oluşturup çalışabiliyoruz. Bu duraylılık ve tahkimat tasarım konusunda numerik modelleme, analitik çözümleme, ampirik görgül yaklaşımlar ve fiziksel modellemelerin aslında en az ikisinin beraber kullanılarak birbirini teyit etmesi istenir. Örneğin sadece numerik modelleme ile bir tünel tasarımı veya tahkimat tasarımı yapmak yeterli olmaz. Numerik modeli, örneğin analitik veya numerik modeli ampirik yaklaşımlarla beraber kullanırsak daha güvenilir bir tasarım
yapmış olabiliriz. Numerik, analitik ve ampirik yaklaşımların üçünü de bir arada kullanmak daha da güvenilir bir tasarım yapmamızı sağlayabilecektir. Numerik modellemelerde kendi içerisinde zaten güvenilirliğinin arttırılmasına yönelik oldukça son yıllarda bu konuda iyi gelişmeler var. İşte dediğim gibi, az önce izah ettiğim gibi, farklı hibrit yöntemler geliştiriliyor. Hem sonlu elemanları hem yani hem sürekli ortamları hem süreksiz ortamları beraber hibrit olarak analiz yapabilen, işte sonlu elemanlar ve işte ayrık elemanlar yaklaşımlarını, denklemlerini bir arada çözebilen hibrit programların geliştiriliyor olması, bu anlamda numerik modellemelerin güvenilirliği konusunda iyi bir durumdur. Numerik, analitik, ampirik ve fiziksel çalışmalarla duraylılık ve tahkimat tasarımı konusunda analizler yapılabilir. Fiziksel modellerin genelde eksikliği de çok fazla olabilir. Yani bir yeri fiziksel olarak mesela bir model oluşturmak noktasında pek çok eksiklik yaşanabilir. Pek çok şey göz ardı edilmiş olabilir. O yüzden çok genelde fiziksel modeller çoğu zaman çok güvenilir olmaz, ama bir yardımcı bir model olarak fiziksel modellere de yer 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 verebiliriz. Şimdi zemin reaksiyonları, plastik zon oluşurken ki zemin reaksiyonlarını, bu zemin reaksiyon eğrileri üzerinden bir ifade etmek istiyorum. Zemin reaksiyon eğrilerine baktığımız zaman burada 3 tane farklı zemin reaksiyonu görüyoruz. Şimdi bu zemin reaksiyonunda arazide bir gerilme var. Gerilme, bakın, lineer bir şekilde düşmüş, sıfırlanmış ve konverjans belli bir yerde durmuş ve gerilme sıfırlanmış. Gerilme sıfırlanmıştan kastımız buradaki aslında radyal gerilme. Radyal gerilme aslında kaza öncesi zaten arazi gerilmesi var orada. Sonra radyal gerilme oluşuyor, ama radyal gerilme ne oluyor? Tünel konverjanslık deplasmanlar son bulduktan sonra radyal gerilmeler sıfırlanıyor. İşte belli bir konverjansa gelip radyal gerilmeler sıfıra düşüyorsa, cidardaki radyal gerilmeler sıfıra düşüyorsa, burada artık duraylılık söz konusu. Çünkü deplasman devam etmiyor, konverjans devam etmiyor anlamında. Radyal gerilmenin sıfır olduğunu şöyle, cidardaki radyal gerilmenin sıfır olduğunu şöyle gözümüzde canlandıralım. Mesela bir kiriş düşünün, binanın kirişi. Kirişin içerisinde bir gerilme var, ama cidara elinizi koyun, kirişten cidara bir gerilme gelmez. Çünkü cidara etkiyen, cidardan dışarı doğru etkiyen bir deplasman artık son bulduğu için cidardan dışarı etkiyen bir gerilme artık kalmadı. Yani kaya kütlesinin içerisinde bir gerilme olsa bile tam cidarda artık dışarı etkiyen bir radyal gerilme kalmıyor. Şuradaki en soldaki zemin reaksiyonu için söylemek gerekirse, burada lineer olaraktan gerilme değişimi var, elastik olaraktan deplasman tamamlanmış ve duraysızlık yok. Burada şu ortadaki zemin reaksiyonuna baktığımız zaman buradaki gerilmeler azalıyor, cidardaki gerilmeler kazı sonrası azalıyor, ama artık gerilmeler ilk etapta biraz fazlaysa veya kaya kütle dayanım değerleri elastik deformasyon için düşükse plastik deformasyon başlıyor. Bakın, lineer olmayan bir şekilde deplasman devam ediyor, ama çatlaklar oluşsa bile çok sık ve çok yoğun bir çatlak oluşmadığı için oradaki artık konverjanslar bir yerden sonra duruyor ve cidardaki gerilmeler sıfırına düşmüş olabiliyor. Burada da elastik hareketten sonra plastik bölgeye oluşmasına rağmen cidardaki gerilmeler sıfıra düştüğü için duraylılık korunabiliyor. Ancak bu en sağdaki şu gerilme, şu arazideki zemin reaksiyonuna, kaya kütlesinin reaksiyonuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir kere öncelikle elastik deformasyondan sonra plastik deformasyonlar başlamış, ancak kaya kütlesinin dayanım değeri çok düşükse, çok fazla kırıklar, çatlaklar oluşumu sebebiyle veya arazi gerilmesi çok fazla ise, artık burada kaya kütlesi dayanımının bunun cidardaki gerilimleri sıfırlayacak bir reaksiyonu ve direnci yoksa kaya kütlesinin, tekrar bu plastik bölge oluşmasından sonra, zaten plastik deformasyon olmasına göre plastik bölgenin oluşmaya başladığı anlamına gelir. Şu UCR kritik konverjanstan sonra plastik bölge oluşur ve sonra ne olur? Kaya kütle dayanımı yeterli değilse bu sefer gevşemeye başlar. Şu noktadan sonra gevşeme artar ve cidardan etkileyen gerilmeler artmaya başlar. İşte bu bize artık tahkimat basıncı yoksa göçük olacağı anlamına gelir. Bu gerilmeler artar ve belli bir yerden sonra artık göçük olur. Bu gerilmeler artması demek ölü yüklerin oluşmaya başlaması, yani gevşemenin ilerlemesi anlamına gelir. Burada gevşeme henüz başlamamış.
gevşeme olmadan kırık çatlak olsa bile deplasmanlar durmuş. Ama burada şurada şuradaki en sağdaki zemin reaksiyona baktığımız zaman gevşemeler artık başlamış ve devam ediyor. Burada bir tankınat basıncı yoksa şuradaki cidardan gelen kayık kütlesinden gelen cidarından gelen basınca eşitlenecek bir tankınat basıncı yoksa bu ölü yükler artacak, gevşeme devam edecek ve göçük olacak anlamına gelir. Tankınat basıncınızı nerede etki ettirmeliyiz? Tankınat basıncı şu gerilmelerin artmaya başladığı noktaya gelmeden önce şuralarda bir yerde şu konverjanslarda yani tünel içindeki şu deformasyonlara sahip olunduğu zaman şu noktanın sol tarafında buralarında artık şu kayık kütlesinden gelen gerilmeye eşitlenecek ve bu kayık kütlesinin deplasmanına son verecek bir tahkimat basıncı sağlamış olmamız gerekiyor. Tahkimat plastik zonun yükünü taşır. Sağlam kayanın yükünü taşımaz. Plastik şu gevşeyen ve göçecek olan bölgede plastik bölgedir. Plastik zon gevşer ve göçer. Zaten siz burada tahkimat basıncını sağlayamazsanız plastik bölge gevşiyor ve göçüyor. Oradaki göçük olacak olan bölge plastik bölgedir. Plastik bölgeyi taşımanız gerekiyor. Plastik bölgenin gevşemesini engellemeniz gerekiyor. Dolayısıyla tahkimat plastik zonun yükünü taşır. Sağlam kayanın yükünü taşımaz ve tahkimat tasarımı yaparken plastik zonun sınırları dikkate alınır. Onun yükü dikkate alınır. Bu sebeple tahkimat tasarımı plastik bölgenin boyutlarına göre yapılır. Tahkimatımızı doğru zamanda beklemeden kurmamız ve yapmamız burada işin önemini ifade ediyor. Yani tahkimatı ben şu gevşemeler başladıktan sonra koyarsam bir şey ifade etmiyor. Orada zaten göçük oluyor. Tahkimat çünkü çok o kadar hızlı ve çok katı bir davranış sergileyemedikten sonra göçük orada tahkim oluyor ve tahkimat onu taşıyamıyor. Oluşan gevşeme başlamadan önce doğru zamanda tahkimat basıncını arazideki gerilmelere eşitlettirebilirsek gelen gerilmeye kayık kütlesinin cidadından gelen gerilmeye tahkimat basıncını şu gerilmelerin azaldığı yerde eşitleyebilirsek daha az tahkimat basıncı ile ve daha az maliyetle doğru zamanda ve doğru tahkimat kullanarak daha az maliyetle duraylılığı sağlayabiliriz arkadaşlar. Bunları da bu zemin reaksiyonları E'leri üzerinden ifade etmiş olalım. Burada gerilme kontrolü yaşanan 3 farklı duraysızlıklara yönelik resimler var. Soldaki resim kaya patlamasıdır. Eğer gerilme kontrolü duraysızlığınız yaşanıyorsa ve arazi gerilmeleri çok yüksek, kaya kütle dayanımınız çok yüksek ve gevrek bir kaya kütleniz varsa, gevrek bir malzeme varsa kırılma, patlama ve parça fırlatma şeklinde oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi parçalar kırılarak, fırlayaraktan bir patlama şeklinde oluyor. Dolayısıyla biz bunlara çok gevrek ve çok yüksek dayanımlı kayaların, çok yüksek arazi gerilimleri koşulunda kırılması ve plastik zonu oluşumu neticesinde kaya patlamalarının oluştuğu, parça fırlatma şeklinde kaya patlamalarının oluştuğunu görüyoruz. Burada bomba gibi patlıyor. Yani içeride çok yüksek bir dinamik enerji şeklinde onu dışarı doğru atıyor kendini o ikinci gerilimlerin etkisinde. Ve orada içeride oluşan işte makinelere zarar veriyor, can kayıplarına sebep olabiliyor. Bu kaya patlaması çok şiddetli bir şekilde de olabiliyor. Oluşan bu şiddette yine arazideki gerilme seviyesine bağlı. Şimdi bir de tam tersi kaya patlamalarının tam tersine sağlam çok yüksek dayanımlı kayalar değil de düşük dayanımlı kaya ortamlarına baktığımız zaman da çok düşük dayanımlı kaya ortamlarında da kırılan taneler ya da kaya kütlesi plastik bölge oluştuktan oluşumu neticesinde ezilme yaşıyor, sıkışma yaşıyor. Böyle çok bakın eziyor mesela. Bir çok yüksek deplasmanlar görülebiliyor. Kesiti çok fazla aşırı miktarda daraltabiliyor. Parça fırlatmıyor ama çok fazla eziliyor ve kesit çok aşırı daralıyor. Biz buna sıkışan kayalar diyoruz ya da kaya sıkışması diyoruz. Bu da yüksek arazi gerilimleri ve düşük kaya kütle dayanım değerleri ve çok ezilebilen düşük elastik modül değerlerine sahip kaya kütlelerinde görülebiliyor. Yumuşak kaya ortamlarında görülebiliyor. Eğer yüksek gerilmeler yumuşak kaya ortamlarında varsa, yüksek ikincil gerilmeler yumuşak kaya ortamlarında etkiyorsa böyle sıkışma, kaya sıkışmaları görebiliyoruz. Burada ikincil gerilmeler etkindir. Yani her gerilme kontrolü duraysızlık sıkışma veya
patlama şeklinde olmuyor. Bazen sıkışma ve patlama olmaz. Normal kırıklar oluşur. Parça fırlatmaz, kırılmalar oluşur ve sizin orada oluşan kırıkları takimatınıza taşımanız gerekir. Ancak bu parça fırlatma şeklinde olan kaya patlaması ve sıkışma şeklinde olan şu iki farklı gördüğünüz gerilme kontrolü duraysızlıklar çok problemli, inşaat açısından çok problemli olaylardır. Buradaki takimat tasarımları ve maliyetleri, takimat tasarımları zor ve aynı zamanda maliyetli olan. Takimat tasarımlarını nasıl bir takimat yapabileceğiniz konusunda evet şu an yeterli bilgi birikim var ama bunları uygulama noktasında maliyetli olan inşaat maliyetlerini arttıran olaylardır. Kaya sıkışması ve kaya patlaması problemi. Kaya patlaması da derinlerde oluşur. Aynı zamanda madencilik kazılarında daha çok görülür. Çünkü insanlar şu an madenlere ulaşmak için çok derin kazılar, arazi gerilimlerinin çok yüksek olduğu yerlerde kazılar yapmaya başladılar. Günümüzde madencilik sebebiyle inilen derinlikler 3 kilometreyi aşmış durumda. Örneğin Güney Afrika'da şu an 3 kilometrenin altına inildi. Bugün gibi çok yüksek arazi gerilmelerinde, yüksek derinliklerde bu tip patlamalar oluşabiliyor. Bunlarla mücadele etmek için de çok enerji emme kapasitesi çok yüksek olan takimat türleri kullanılması gerekiyor. Şu alttaki resimde de tabanda bir kabarma görüyoruz. Bu da kil şişmesi sebebiyle oluşuyor. Kil şişmesi de su varlığına bağlı. Eğer kirli bir kaya ortamındaysanız burada da kilin şişmesi neticesinde tamamen suyu alması sebebinde kabarma yapabiliyor. Bu da bakın alt bakın burada mesela alttaki kabarmayı görüyorsunuz buradaki. Bu da çok aşırı kil şişme eğilimi gösterdiği zaman takimatınızı kırıp atabiliyor. Çok yüksek şişme özelliğine sahip bir kiliniz varsa çok maliyetli takimatları dahi kırıp atabiliyor. Bu da su geldiği zaman kirli kayaçların sahip olabileceği, kirlilerin sahip olabileceği bir dezavantaj olarak burada not etmiş olalım. Ve bu videoyu şimdilik burada tamamlayabilirim. Anlatacaklarımı burada bitirebilirim. İlerleyen videolarda yine farklı konulara değineceğim. Bana sorunuz olması durumunda e-mail adresim ekomurla@giresun.edu.tr'dir. Bu e-mail adresim üzerinden bana sorularınızı yönlendirirseniz cevaplamaya, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.